Arkadaşlar merhabalar. Bu videomda Zero Geometri kitabında geldik. Son 3 sayfaya yani çember analitiği konusunda ne anlatacağız size? Bir çemberin bir nokta ile birbirine göre durumlarını inceleyeceğiz. Ya da bir doğru ile bir çemberin birbirine göre durumlarını inceleyeceğiz. Evet kitabımızda yani son videodayız. Sıfır geometride son videodayız. Kitabımızda sayfa numarası 262, 263 ve 264'ü işleyeceğiz. Ve sıfır geometri kapağını kapatacağız. Umarım faydamız olmuştur. Elimizden geldiğince bir şey yapmaya çalıştık. Hadi bakalım. Son anda belki bir şeyler konuşuruz. Hadi bakalım dersimize başlayalım. Bir nokta ile bir çemberin birbirine göre durumundan bahsedeceğiz öncelikle. Arkadaşlar şimdi bunun bir matematiksel yorumu var bu şekilde. Bir de geometrik yorumu var. Geometrik yolunda bir soruda ben sana göstereceğim. Öncelikli olarak bir nokta ile bir çemberi ben kıyaslıyorsam noktayı denklemde yerine yazarım. Ve bu eşit sıfırken ki durumda denklemde yerine yazdığımda bir k değeri bulduysam eğer k değeri büyük sıfırsa nokta çemberin dışında olur. Çemberin dışında. Peki k değeri eşit sıfır olursa nokta ne oluyor? Çemberin üzerinde olur. K küçüktür sıfır olursa noktada çemberin içinde olmak zorunda. Bu biraz matematiksel böyle bunu bil yap şeklinde oluyor. Bir de geometrik olarak yorumunu da göstereceğim şimdi sana. Öncelikle şunu yapayım. Bir çemberin üzerindeymiş arkadaşlar. 1'e 0 noktası. Koy yerine x yerine 1 koy. E, denklemi sağlamak zorunda. Yani öyle de düşünebilirsiniz. Bir nokta herhangi bir doğrunun üstündeyse ya da çemberin üstündeyse denklemi sağlamak zorunda. Yani direkt denklem sağlar. Yani bunu yerine koyduğunda. Şu k değeri sıfıra eşit olursa demeye de gerek yok. Denklemi sağlayacak. X yerine 1 koydun. Artı y yerine 0 koydun. Eksi 5 çarpı 1 artı a eşit 0 olmak zorunda. E o zaman buradan ne geliyor arkadaşım? Şurası eksi 4. Öbür tarafa atınca da 4 mi geliyor? Evet a'yı böylelikle 4 buluruz. Geldik şuraya. Örnek 45'e. Şimdi iki yoldan çözeceğim bunu. Çemberin iç bölgesindeymiş. Birinci yol ne? Noktayı yerine koy. Çemberin iç bölgesinde ise küçük sıfır olmak zorunda. Koyuyorum. Eksi 2'nin karesi 4. Artı eksi 1'in karesi 1. E, eksi 4 ile eksi 2 çarptığımda eksi 4 ile eksi 2 çarptığımda artı 8 yapar. Sonra 2 ile eksi 1 çarptığımda eksi 2 yapar. Artı a çemberin içindeymiş. Evet. O zaman küçüktür. Sıfır yapmak zorunda. İçindeyse. Bu bilgi. Buradan ne geliyor arkadaşım o zaman? 8, 4, 12, 13. Ee, 11 geldi. 11 artı a küçük sıfırdan a küçüktür. Eksi 11 geldi mi? Geldi. Evet. a hangi aralıkta? a yani aralık olarak soruyorsa eksi ile 11 arasında olmak zorunda. Bu birinci yol. Birinci yol matematiksel olarak yapacaksın. İkinci yol merkezini bul. Merkezi eksi bölü 2'ye yani 2'ye eksi 1 diye mi? Evet. Yarı çapını bul şimdi de. Yarı çapı da 1 bölü 2 kare içerisinde d kare artı e kare yarı çapını yazacağız şimdi. D kare 16 artı E kare 4 eksi 4 A'ya eşit olacak. Şimdi yorumlayacağız. Bak bir çemberimiz var. Merkezinin ne olduğunu biliyorum. 2'ye eksi 1 olduğunu biliyorum. Bir de noktamız var. Eksi 2'ye eksi 1 olduğunu biliyorum. O zaman yorumlayalım. Bu K noktası eğer çemberin içindeyse şunu şöyle yapacak olursam. A merkezin K'ya olan uzaklığı yarıçaptan ne oluyor arkadaşlar? Küçük oluyor. O zaman şu iki nokta arasındaki uzaklık yarıçaptan küçük diyeceğiz. Yarıçapı da bu olarak bulduk ya. O zaman iki nokta arasındaki uzaklık. Hocam x'ler farkı kare kükü içerisinde. Eksi 2 eksi 2'nin karesi eksi 4'ün karesi 16 artı y'ler farkı. Y'ler farkı zaten direkt ne yapıyor? Eksi 1 eksi eksi 1'in karesi yani 0'ın karesi yaptı. Küçük olmak zorunda yarıçaptan, Yani 1 bölü 2 kare kükü içinde 20 eksi 4 a'dan küçük olmak zorunda. E kök 16 4 oldu burası. Bak 4 yaptım burası. 4 2 ile çarptım 8 küçüktür. Kök içinde 20 eksi 4a olur. 64 küçüktür. 64 küçüktür 20 eksi 4a olur. Bunu buraya öbürünü de öbür tarafa atarsam. 4a küçüktür 44 yapar ve a küçüktür 11 pardon eksi 44 yapar. a küçüktür eksi 11 çıkar mı çıkar. İşte bu da ikinci yol. Peki hocam geometrik olarak düşündük ya. Peki ya üzerinde olsaydı o zaman iki nokta arasındaki uzaklığı ne yapacaktık? Yarı çapa eşitleyecektik. Ya dışarıda olsaydı iki nokta arasındaki uzaklık yarı çaptan büyük diyecektik bu seferde. Aradaki işaret büyük olacaktı. İşte geometrik olarak da bu şekilde yorumlayabiliriz arkadaşım. Tamam. Yani şekilsel olarak da böyle yorumlayabilirsin. Ya da dediğimiz gibi ilk başta şu burada noktayı yerine yazdığımızda bir değer çıkıyor ya. Eğer o değer sıfırdan büyükse çemberin dışında sıfıra eşit. Çember üzerinde sıfırdan küçükse de çemberin içinde kalır. Tabi bu kırmızıyla yaptığımız yol matematiksel yol daha pratik. İstediğin şekilde yap. Unutursan da şu maviyle yaptığımız ikinci yoldan da bu şekilde yorum gücünle yapabilirsin. Evet bir sonraki soruda. 4'e 3 noktası çemberin üzerinde. Çemberin üzerinde ise denklemi sağlar kardeşim. Yaz yerine. Hocam ne oluyor burası? 4 artı 1. 5'in karesi 25. 3 koydun. Artı sıfırın karesi sıfır eşittir. R kare mi olacak? Evet R kare eşittir 25 ise R buradan kaç olur o zaman? 5 olur. Evet çemberin 2'ye eksi 2 noktasına olan uzaklığı en az kaçtır? Bak bu şekilde geldiği zaman da bunu yorumlayacaksın. Bunun merkezi kaça kaç? Eksi 2'ye 1. Yarı çapı da kaç? 1. Rastgele çizeceksin şimdi. Şekli anlayabilmek için. Merkezimiz eksi 2'ye 1. Ve yarı çapında 1 olduğunu biliyorsun. Ve bir tane nokta var. A noktası 2'ye eksi 2 noktası. Bu noktaya uzaklığı en az kaçtır? Çember ile noktayı kıyaslıyorum. Bakın. Ben çemberle noktayla merkezi birleştirdiğim zaman bu çemberin bu noktaya en az olduğu uzaklık nedir? Şuradaki uzaklık değil midir? Evet. Yani sen iki nokta arasındaki uzaklıktan x'ler farkı 4, y'ler farkı 3, 3, 4, 5 üçgeninden burası 5 mi çıktı? Evet. Kısa yoldan yaptım. Eğer çap uzunluğu da 1, e bizden burası isteniyor. Şurası isteniyor. Yani burası da kaç çıktı o zaman? 4 çıktı. En az 4 olur. Uzaklığı en fazla kaç olur? Yine şekli çiz şöyle. Merkezimiz eksi 2'ye 1'de. Nokta da burada da 2'ye eksi 2. Bu noktanın bu çembere en fazla uzaklığı. Bak ne yapar? Bir sürü uzaklığı var. Bu var, bu var, bu var, bu var, bu var, bu var, bu var. Burada en bombeli yere gelmem lazım. O da merkezden geçmesi lazım bile. Merkezden geçtiği zaman yine yine merkezi birleştir. En fazla uzaklığı da sorulursa Burası soruluyor demek. E hocam burası. iki nokta arasında uzaklık 5 zaten. Yukarıda bulmuştuk. E yarı çapta 1. En fazla uzaklıkta kaç çapta o zaman? 6 yapar. Bunlar da yine yorum gücünüzle olacak. Tamam. Evet çemberle çizilen. Bak yine çemberin merkezi kaç? 4'e 1. Yarı çapı kaç? 4. Şimdi yine yorumluyorum. Rastgele bir çember çiziyorum. Merkezi 4'e 1 ve bir tane nokta var. Noktamızda 1'e eksi 3. Şimdi ben buraya burada 1'e 1e 3 noktasından çembere çizilen teğetin D noktası T'ymiş. Şöyle bir teğet çiziyorum. Değme noktası T'ymiş. Bu teğet aşağıda da olabilir, fark etmez. Teğet teğet birbirine eşit ya. Hiç fark etmiyor. E bu teğet D noktası bu T ise AT uzunluğu kaçtır diye soruluyor. Bu arada burası A ya. AT uzunluğu yani buradaki uzunluk nedir diye soruluyor bize. Şimdi ne yapacağız burada? Şurada iki nokta merkezde birleştirirsek iki nokta arasındaki uzaklık x'ten farkı 3. Yeler farkı 4. 3, 4, 5 üçgeninden 5. Hocam yarı çapı neydi bunun? 4. Merkez varsa teğet varsa çektik. E burası 4. Ana burada Pisagor çıktı. 4, 5 ne üçgeni? 3, 4, 5 üçgeninden 3 çıkar. Cevap. Yorumlama gücünüz. Kuvvetli olursa yaparsınız. Şimdi gelelim doğruyla. Bir çemberin birbirine göre durumu. Arkadaşlar hiçbir şekilde ezber yapmanıza gerek yok. Doğruyla çemberin birbirine göre durumunu incelersen Şuna bakacaksın. Noktanın doğru yolun uzaklığına bakacaksın. Eğer ben burada özetliyorum. Noktanın doğru yolun uzaklığı yarıçaptan büyükse çember ile doğru kesişmez. Eğer noktanın doğru yolun uzaklığı yarıçapa eşitse çember ile doğru birbirine teğettir. Eğer noktanın doğru yolun uzaklığı yarıçaptan küçükse ki küçük o zaman doğru çemberi iki noktada keser diyeceğiz. Çok basit değil mi ya? Basit. İşte burada h küçüktür C, h küçüktür r ise h küçüktür r ise yani noktanın doğru yalan uzaklığı yarıçaptan çaptan küçükse çemberi iki noktada keser. İki noktada keser. Sonra e, noktanın doğru yalan uzaklığı yani h r'ye eşitse çembere teğettir. Ve noktanın doğru yalan uzaklığı h yarıçaptan büyükse doğru çemberi Kesmez. Bu kadar basit kardeşim. Bu yorumlamayı anlatmama bile gerek yok. Anlatmasaydım bile sen yine bu yorumları yapabilirdin. Hadi gel şimdi sorulara bakalım. Bu ile bu doğrusunun kesim noktası. A, burada kesim noktası isteniyor. Bak çember ile doğru bak soru kökünde veriyor. Demek ki birbirleriyle kesişiyor. Yani çember ile doğru kesim noktası isteniliyorsa kesim noktaları isteniliyorsa hatta iki noktada kesişiyor. E arkadaş çember ile doğrunun bu x eşittir bir doğrusu ya. Çember ile doğrunun kesim noktasını nasıl bulacağız? E biz iki doğrunun kesim noktasını nasıl buluyorduk? Ortak çözümle buluyorduk. E burada da çember ile doğrunun da kesim noktasını bulurken e yine kesim noktasını ortak çözümle bulacaksın. E yani sen bu denklemle bu denklemi ortak çözeceksin. X yerine 1 yazacaksın. O zaman gel x yerine 1 yazalım. X yerine 1 yazacak olursam 1'in karesi 1 artı y kare artı 3 eksi 5 y eşittir 0 mı? Evet. Yani y kare eksi 5 y artı 4 eşit 0 yapar. Çarpanları ayır. Eksi 4 eksi 1 geldi mi? Geldi. Çapraz çarpımlarının toplamları eksi 5 y'yi verdi. Y eksi 4'e y eksi 1 geldi. Bu eşit 0 şu eşit 0 olduğunda y 4 geldi. Bu eşit 0 olduğunda y de 1 geldi. E hocam x zaten 1 değil miydi? Bu x eşit 1 doğrusu üzerinde. Bunun hapsisi kesinlikle 1'dir. Buranın apsisi de kesinlikle 1'dir. X eşittir doğrusu üzerinde. Bir tanesinin y'si 1 geldi. Bir tanesinin y'si de kaç geldi? 4 geldi. Yani noktamız 1'e 1 bir e noktası ve 1'e 4 noktası yaptı mı? Yap. İşte bizden bu noktalar isteniyor. Cevap bu çıkar. Bilmediğimiz şey değil. Şimdi bu ile bu doğrunun kesim noktası koordinatları isteniyor. Bak kesim noktası koordinatları isteniyor. Yani sen ne yapacaksın burada? Yine bu ikisini ortak çözüm uygulayacaksın. Bir tanesini yalnız bırak kardeşim. Y eşittir x eksi 4 mu oluyor burada? Evet. Y eşittir x eksi 4 oluyor. Gel burada y yerine x eksi 4 yaz. Hocam denklemimiz x kare artı y yerine x eksi 4 yazıyorum. x eksi 4'ün karesi artı 2x eksi 2 çarpı x eksi 4 eksi 18 eşit 0 çekme dönüştü. Açalım şunu x kare artı x kare eksi 8x artı 16 yaptı. Burası artı 2x var. Eksi 2x artı 8 var. Eksi 18 eşit 0 X karelerden iki tane var, 2x kare. E, X'lere bakıyorum, eksi 8x burada, 2x burada, Şunlar şunlar birbirini götürdü zaten. Eksi 8x mi yaptı? Evet. Sonra sayılara bakıyorum, hocam 16 burada, eksi 10 burada. E, o zaman artı 6 mı yapıyor? Eşit 0 yapıyor. 2'ye böl denklemi x kare eksi x 4x artı 3 eşit 0 yapar. Bu x 3 eksi 1 dersem, çapraz çarpımının toplamları bunu veriyor, x eksi 3'e x eksi 1 yaptı. E bu eşit sıfırsa eşit sıfır ya x'i 3 buluruz. Bu eşit sıfırsa x'i 1 buluruz. Hocam ama bu sefer bak x eksi y eşit 4 doğrusu. Sen bir de x eksi y eşittir 4 doğrusunda x yerine 3 yazarsan x eşittir 3 ise x yerine 3 yazdığımızda y'e kaç geliyor? y eksi 1 gelir. Sen bir de x yerine 1 yazarsan ne olur? Bu da 1 yazdığımız zaman da y de eksi 3 geliyor değil mi? y de eksi 3 geliyor. O zaman y de eksi 3 gelecek. Yani bu x yerine 3 yazdığında y eksi 1 geldi demek ne demek? x 3 y eksi 1 noktası demek. x yerine 1 yazdığında y'nin 3 gelmesi demek. x 1 y de eksi 3 demek değil midir? Yani noktalarımız 3'e eksi 1 ve 1'e eksi 3 yaptı arkadaşlar. Kesim noktası bulunurken ortak çözüm yapıyoruz. Ama hocam biraz öncekinde yerine yazmadık. Çünkü direkt x'i 1'di zaten. Burada apsisleri 1'di zaten bu iki noktanın. Ordinatları 4'e 1 çıktı. Apsis 1, ordinat 1. Apsis 1, ordinat 4 şeklinde yazdık burada. Burada ne oldu? 2 doğru. Doğruyla şey oldu ya. x 3, x 1 çıktı. x yerine 3 yazdığımızda doğru denkleminde y'si eksi 1 çıktı. x yerine 1 yazdığımızda y'si de eksi 3 çıktı. Yani x yerine 3 yazdığımızda y eksi 1 ya. 3'e eksi 1 noktası. x yerine 1 yazdığımızda y'si 3 ya. İşte noktalarımız şunlar yapar. Tamam. Örnek de bu şekilde bulduk. Geldik örnek bire. Yine kesim noktası isteniyor. Yine ortak çözüm yapacağız. Yani burada istediğini yalnız bırak. Ben burada y yerine 4 eksi x yazacağım kardeşim. X'i öbür tarafa at. Yazayım. X kare artı y yerine 4 eksi x yazıyorum. 4 eksi x'in karesi eksi 2 x artı 6 çarpı 4 eksi x eksi 10 eşit 0 şeklinde oldu. Buradan x kare artı bunu açıyorum. 16 eksi 8 x artı x kare oldu. Eksi 2 x de var. Artı 24 eksi 6 x eksi 10 eşittir 0 mı yaptı? Evet. x kareden 2 tane var. 2 x kareyi yazdım. Sonra eksi 8 x var. Eksi 2 x var. Eksi 6 x var. Eksi 16 x yaptı. Sonra 16 var. 24 var. Topladım 40 yaptı. Bir de eksi 10 30 yaptı. Yani eksi 30 eşit 0 yaptı. Pardon artı 30 ya eşit 0 yaptı. 2'ye böldüm denklemi x kare eksi 8x artı 15 eşit 0 yaptı. Eksi 5'e eksi 3 dersem çapraz çarpımların toplamları eksi 8'i veriyor. x eksi 5'e x eksi 3 oldu. Eşit 0'dan. Buradan bunu 0'a eşitlersem x 5 gelir. Bunu 0'a eşitlersem x 3 gelir. Şimdi denklem x artı y eşittir 4 diye. Denklemde ben x yerine 5 yazarsam eğer 5 artı y eşittir 4 ya. Y'yi buradan kaç bulurum? Eksi 1 bulurum. O zaman noktamız ne yaptı? 5'e eksi 1 noktası yaptı. Bir noktayı buldum. Bir de x yerine ne yazayım? x yerine bir de 3 yazarsam eğer. x yerine 3 yazdığımda 3 artı y eşittir 4 ya. Y de buradan kaç geldi? 1 geldi. x yerine 3 yazdığımda y de 1 geldi. Diğer noktamızda ne yaptı o zaman? 3'e 1 yaptı. İşte bu kardeşim. Olay bu. Bu şekilde bulunuyor matematiksel olarak. Geldik şuraya. Arkadaşlar dikkat. Bunun da geometrik olarak bir mantığı var. O mantığı da sana da söyleyeceğim. Şimdi x x a'nın karesi artı y eksi b'nin karesi eşittir. Işte r kare çemberiyle y eşittir. Işte mx artı en doğrusunun birbirine göre durumu incelenirken. Aslında biliyorsun sen bunu. Bir parabolle bir doğru. Eğer parabolle doğru kesmezse ortak çözümündeki delta'ya bakarsın. Delta küçük sıfır dersin kesmezse. Ee, yani kesmedikleri zaman delta küçük sıfır olduğunda kesmezler. Delta eşi sıfır olduğunda parabol ile doğru teğettir. Delta büyük sıfır olduğunda da parabol ile doğru iki noktada kesir diye biz bunu matematikten biliyoruz değil mi? Aynı şeyi çemberde de yapabiliriz. Bir çember ile bir doğru. Şimdi delta büyük sıfırsa çember ile doğru ne yapar arkadaşlar? O zaman iki noktada kesiyor demektir. Çem, doğru çemberi iki noktada keser keser. Delta eşit sıfırsa o zaman doğru çembere teğet. Şu şekilde olmak zorunda. Delta küçük sıfırsa doğru çemberi kesmez kardeşim. Aynı parabolde bildiğiniz gibi bu. Tamam mı? Bu mantığı yapacaksınız. Ya da ne yapacaksınız? Yine geometrik olarak şunu yorumlayacaksınız. Noktanın doğruya olan uzaklığı küçük sıfır. yarıçaptan küçük olacak. Noktanın doğru yalan uzaklığı yarı çapa eşit olacak. Noktanın doğru yalan uzaklığı yarı çaptan büyük olacak. Yorumuyla da yine sonuca ulaşabilirsin. Ama delta mantığıyla da yani ortak çözümdeki delta mantığıyla da bu şekilde de yapabilirsin. ÖSYM'de sordu. Mesela bu. Bu doğru bu çembere teğet olduğuna göre. O zaman ortak çözümdeki delta'ya bakarız. Y'yi yalnız bırak. Y eşittir 1 eksi x değil mi? Yaz yerine x kare artı y yerine 1 eksi x yazdım. 1 eksi x'in karesi. Artı 2x artı a eşit sıfır mı oldu? Evet. Bunu düzenleyelim. x kare artı 1 eksi 2x artı x kare artı 2x artı a eşit sıfır yaptı. 2 tane x kare oldu. Eksi 2x artı 2x birbirini götürdü. Şu ondan sonra ne kaldı burada? 2x kareleri de hallettim. Bir de a artı 1 kaldı. Eşit sıfırsa. Şimdi bu denklemi bulduktan sonra delta'ya bakacaksın. Bunlar birbirine delta'nın ne olması lazım? Delta'nın sıfıra eşit olması lazım. Yani B kare. B dediğimiz x'in katsayısı değil mi? Evet. B kare yani sıfırın karesi eksi 4 A C. 2 ve A artı 1 değil mi? A ve C de yani x'in katsayısı, x kare katsayısı ve C sabit sayı da bu. İşte bunun neye eşit olması lazım? Sıfıra eşit olması lazım. E buradan ne olacak o zaman arkadaşım? Bu e, 8 çarpı A artı 1 eşit sıfırsa A buradan eksi 1 olmak zorunda. Tamam. Bu şekilde yapacaksın. Ya da ne yapacaksın biliyor musun? Şunu yapacaksın. İkinci yolda şu. İkinci yolda şu. Yorumla. Merkezi kaça kaç? Hocam merkezi eksi de bölü 2 eksi de bölü 2. Yani eksi 1'e 0 noktası yapar. Tamam. Yarı çapında biliyoruz zaten. Şöyle bir çember olacak. Merkezi eksi 1'e 0 olacak. Bu merkezin bu doğruya bu doğruyu da noktanın doğru yolu uzatlığına bakacağım ya. Eşit sıfır şeklinde yaz. X artı Y a, eksi bir eşit sıfır olur. Artı bir öbür tarafa at. Sen burada şuna bakacaksın. Bu noktanın bu doğru yolunun uzatlığından yarı çapı bulacaksın. Yarı çapı da burada D kare artı E kareli bir şekilde yazıp birbirini eşitleyeceksin kardeşim. Tamam yarıçap Yarı çap çıkacak. Noktanın doğru yolu uzatlığından. Yarı çap da eşittir diyeceksin ki. Yarı çap da eşittir. bölü kare küçüğünde D kare artı E kare eksi 4 ve eşit de burada bak D2 E0 F'de A yerine yazdıktan sonra e, yarı çapı da burada bulacaksın ya noktanın doğru yolu oradan sonuca da ulaşman mümkün. Buraya geldik. Çemberi kesmediğine göre bak bu sefer çemberi kesmediğine göre şu yorum yapabilirsin. Uzun yoldan yapacaksan. Merkezi belli. Mesela eksi 1 bölü 2'ye artı 2 yapar. E, kesmediğine göre şöyle yani noktanın doğru yalan uzaklığı yarıçaptan büyük. Noktanın doğru yalan uzaklığını bul. Bu da 2x eksi y eşit sıfır doğrusu. Noktanın doğru yalan uzaklığını bul. Mesela burayı A, H buldum. H büyüktür. yarıçap. çap. Yarı çapta 1 bölü 2 kare 3'ünde d kare artı e kare eksi 4 f yazınca yine aynı sonuca ulaşırsın. Ama biz şunu öğrendik artık. Hocam ortak çözümde yapalım. Kesmiyorlarsa delta küçük sıfıra bakacağız. Ortak çözümde y yerine 2x yazalım. x kare artı y yerine 2x yazınca 2x'in karesi artı x eksi 4 çarpı y yerine 2x yazıyorum. Artı a eşit 0. 4x kare artı x kare 5x kare yaptı. Şu eksi 8x artı x eksi 7x yaptı. Artı a eşit 0 yaptı. İşte buradaki delta'ya bakacağız. Delta b kare yani 49 eksi 4 ac c 4 5 ve a mı yaptı? İşte bunun sıfırda küçük olması lazım. Buradan 49 küçüktür. 20 A yapar. Yani o zaman buradan ne geliyor? 20 A büyüktür. 49 yapıyor. Ee, buradan da A'nın alabileceği en küçük tam sayı değer. Yani sen 48'i 2'ye bölsen 24 yapar. 24 buçuk yapacak? Evet. 2'ye böldün 24 buçuk. 2'ye böldü 24 buçuk. 2'ye böl 24 buçuk. 2'ye böl, böldüğünde 10 A büyüktür 24 buçuk yaptı burası. Bir de ona böldüğünüz anda a büyüktür 2.45 mi yaptı? 2.45'ten büyük en küçük tam sayı değer nedir? 3'tür. Cevap böylelikle 3 çıkar. Evet, merkezi 0'a 5 olan çember bu doğruya teğetse. Burada ne yapacağız? Yarıçapı nedir? Şekli çiz kardeşim. 0'a 5 olan çember bak yorumlama gücünüz olmazsa sadece formülden de yaparsanız bu iş olmaz. Bak burada yorumlama gücünüz var. Bu doğru 3x eksi, artı 4y eksi 10 eşit 0 doğrusu t etse e, merkez t çektik. Noktanın doğru yolumuz uzaklığı yarı çap eşit olacak. Koy yerine yarı çap noktayı yerine koy noktanın doğru yolumuz uzaklığını hatırla. Yani 3 çarpı 0 artı 4 çarpı 5 eksi 10 mutlak değer içerisinde bölü kare küçüğünde akar artı b kareydi. Yani 3 4 ise 5 dedim mi burası? Akar artı b kare. Evet. 3 4 5 üçgeninden 5. O zaman burası kaç çıktı? 20 eksi 10 10 bölü 5 yaptı. Ve yarıçapı da böylelikle 2 olarak bulduk. Yani sadece formüllerde kalmayın. Delta büyük 0 delta küçük 0 da kalmayın. Bu şekilde yorum gücünüzün de kesinlikle ama kesinlikle olması lazım. Geldik örnek 55'e. Kesmediğine göre. Evet bu ve bu birbirlerini kesmiyorlarmış. Yine merkezi kaça kaç? 0'a 0. Yarı çapı kaç? 3 olan çember merkezi sıfıra sıfır olan yarıçapı da 3 olan çember ile doğru kesmiyorlar. Bu da 3x 4y artı a eşit sıfır şeklinde yapıp noktanın doğru yalın uzaklığı yarı büyük diyebilirsiniz. Yani 3'ten büyük diyebilirsiniz. O şekilde. Yani noktayı doğru da yerine yaz. Yani çekim mantığıyla yapacaksan o şekilde. Noktayı doğru da yerine yaz. Bölü kare küçük daha kare kare. Büyüktür. Ne? 3 diyeceksiniz. Oradan aralık gelecek. Ya da ne yapacaksınız? İşte bazen matematiksel yöntem daha uzun oluyor. Bazen de geometrik yöntem daha uzun oluyor. Hangisinin kısa olduğunu hissederseniz oradan yaparsınız. Ne yapacağız burada arkadaşım? Burada matematiksel yapalım hadi. Ya burada bak yerine yazmak sıkıntı olacak gördünüz mü? Gerçekten öyle. Bak burada yerine yazmaya kalkışırsam uzun olacak. Burada mesela x ya da y'yi yalnız bırakayım. Hani 3x artı hani şöyle 3x artı a eşittir 4y yapıyor ya. Y buradan ne oluyor? 3x artı a bölü 4 yapıyor mesela. Burada y yerine 3x artı a bölü 4 yazarsam yani işlem kalabalığı olacak. O yüzden biraz önceki gibi ne yapmak lazım? Bu sefer yorumsal yapmak daha mantıklı. Yani yorumsal dediğim şu şekilde. Merkezi kaça kaç? 0'a 0 olan, yarı çapı da 3 olan çember. Doğru kesmiyorlarmış. Yarıçap 3 ya, şuraya kadar kısmı. O zaman noktanın doğru yorum uzaklığı h. Ne olmak zorunda? 3'ten büyük olmak zorunda. Bu doğru da 3x eksi 4y artı a eşit 0 şeklinde koy. Yani burada h büyüktür 3'e bakacağım. h dediğim noktayı doğru yerine yaz. 0 eksi 0 artı a mutlak değerce bölü kare kütüle a artı b kare 5 büyüktür 3 olacak. Yani mutlak değer a bölü 5 büyüktür 3. Mutlak değer a büyüktür 15 mi yaptı? Evet. Kesmediğine göre a'nın alabileceği en küçük doğal sayı nedir? A mutlak değer A büyüktür 15 demek ne demek arkadaşım? A büyüktür 15'tir ya da A küçüktür eksi 15 demek değil midir? Evet. Yani burada zaten benden pozitif doğal sayılar isteniyor. Negatif sayı istenmiyor. Bunu iptal ettim. 15'ten büyük doğal sayı en küçük doğal sayı da kaç yapar? 16 yapar. İşte bunu kestirebilmeniz lazım. Yorumlama yapacaksınız. Matematiksel mi yapacaksınız? Matematiksel yapmaya kalkıştığınızda İş böyle uzuyorsa bence yorum gücünüzde yapmanız daha mantıklı oluyor. Tamam mı? Bak çok kolay bir şekilde çıktı. Buraya geldik. Çemberi kesmediğine göre M'nin en geniş tanım aralığı. Bak burada yine X'i yalnız bırakamıyorum. Y'yi yalnız bırakamıyorum. Bıraksam bile ne olacak arkadaşlar? Hani diğerlerinde böyle Y 2 xte ya da şuradakinde Y neydi arkadaşlar? Ee, şuradakinde Y neydi? Şu X'a. Y 1-X'e eşitti. Buradakinde Y 2X'e eşitti. Gördüğünüz üzere. Yani buradakinde ama y'yi yalnız bıraksanız böyle y 12y eşittir eksi 5x eksi m ya y buradan eksi 5x eksi m bölü 12 yapacak. Yerine koyduğumda bayağı işlem kalabalığı gelecek. İşte burada yine geometrik yorumla rahat bir şekilde bunu yapabiliriz dostlar. E o zaman yapalım. Yine ne yapıyoruz? Merkezi 1'e eksi 2 değil mi? Evet. Şöyle bir çember var. Kesmediğine göre diyor. Şöyle bir çember var. Merkezi 1'e eksi 2. Yarı çapı da kaç? 3 olacak. Doğruyla kesmiyorlar. Bu doğru da 5x artı 12'ye artı n eşittir 0 doğrusu. Bu kesmiyorsa bu noktanın bu doğruya olan uzaklığı şurası h. Yarı çaptan büyük bak. H büyüktür 3 diyeceğiz. Haşı nasıl bulacağım? Noktayı doğru da yerine yaz. X yerine 1 yazdım. 5. E, y yerine eksi 2 yazdım. Eksi 24 artı m mutlak değerce bölü. Kare küsünde A artı B kare. 5 12 ise 13. Büyüktür 3'e bakacağım. O zaman buradan ne geldi? Şurası ne yaptı arkadaşım? Eksi 19 yaptı. Mutlak değer içerisinde M eksi 19. 13'ü karşı tarafa attım. Büyüktür 39 yapacak. Bu ne demek? M eksi 19 büyüktür 39 demek. Ya da M eksi 19 küçüktür. Eksi 39 demek. Buradan M büyüktür. Kaç, kaç olur? M büyüktür. 58 olur. Buradan da m küçüktür kaç olur? Eksi 20 mi olur? Evet. Yani tanım aralığı ne oldu? m 58'den büyük ya da m küçüktür eksi 20 oldu. Ya da böyle çözüm kümesi sorulacak olursa 58 ile artı sonsuz arasında birleşim eksi sonsuzla eksi 20 arasında şeklinde de yazılabilirdi. Ve gençler şu güzelim kitabı bitirdik. Kendimi de şöyle bir büyüteyim. büyüteyim. Büyüteyim büyüteyim. Büyütmeyi hak ettik. Şöyle bir büyüttüm. Şu güzelim kitabı bitirdik mi? Bitirdik. Valla arkadaşlar ben hep şunu söylerim. Yani bir hamle yaptıysak. Bir kamp yaptıysak. Öğrenciye ne kattın diye bakarım. Ben burada öğrenciye temel kattım. Ve temelin yanında yeni nesil soruları da alıştırdım. Ve sana büyük ihtimalle geometriyi burada öğrettim. Ya tam yeterli mi? Yani yeterli olabilirdi, olmayabilirdi. O senin soru bankası çözümüne bağlı. Eğer yeterli gelmediyse bir konu anlatımı daha istiyorsan TYT AYT geometri konu anlatımı. Kitap yanında mı? Yanımda değil de şu soru bankası kitabının bir de konu anlatımı kitabı vardı. O kitabı da alıp onu da konu anlatımını yapabilirsin. Niye böyle söylüyorum? Yani eksiğiniz varsa ya geometri netleriniz 5'teyse yine konu anlatımına ihtiyacınız var aslında çünkü ben şunu çok duydum. Geometri sıfır olan öğrenciler, özellikle işte öğrencilerinden, meslek lisesi öğrencilerinden şunu çok duydum. Hocam, konu anlatımı kampınızı bitirdim. O normal şunun kampını bitirdim. Hatta 3 defa bitirdim diyorlar. Yani sen burada şanslısın. Hem sıfırı bitirdin hem de bunu bitirirsen eğer normal TYT AYT konu anlatımını bitirirsen o zaman hiç eksik parçan kalmaz. Yani en azından sıkılmadan devam edeceksin bir e, zero geometriyi bitirmiş olacaksın. Bir de konu anlatımında şunun konu anlatımını bitirmiş olacaksın. Bunun konu anlatımı sana ne katacak? Bunun konu anlatımı da sana yeni nesil sorulara bakışı çok uç noktalara getirecek. Ve eksik parçan kalmayacak. Ve bu işi çok mükemmel bir şekilde yapacaksın. Ben genelde bunu kime tavsiye ediyorum? Ara sınıf öğrencilerine tavsiye ediyorum. Bunu da normal TYT AYT çalışanlarına tavsiye ediyorum. Ya da TETA'ya da çalışıp da geometrisi sıfır ya da eksilerde olanlar şunla başlayıp sonrasında bunun konu anlatımına da devam etmeli bence. 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 Çünkü hep böyle geometriyi fullleyenlerden hocam konu anlatımınızı iki defa bitirdim, üç defa bitirdim diğerleri çok duyduğum için söylüyorum. Bu bir tecrübe. Öğrencilerden duyduğum bir tecrübe. Elimden geldiğince zire geometride sana bir temel oluşturdum. Belli bir seviyeye getirmeye çalıştım. Umarım faydamız dokunmuştur. Bizim sizden istediğimiz tek şey şu her zaman söyleriz. Yani e, bak sesim gitti. Bugün 10 video çektim. Bugün 30 sayfa çektim mesela ben. Yani e, doğrunun adetinden başladım ta sona kadar çektim. E, ses gitti. Bu, 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 Siz Sizin için yapıyoruz. Bir Allah razı olsun demeniz için yapıyoruz. Yani en sonunda ya, herhangi bir şekilde ücret de istemiyoruz, onu da istemiyoruz, bunu da istemiyoruz. Ya sene sonunda bana bir Allah razı olsun deyin. Bizim için yeterli. Bana ve aileme dua edin. Benim için yeterli. Hatta ben bunu dediğimde çok gülmüştüm. Hocam inanmıyorum ama yine de Allah razı olsun demişti. <laughs> İnanmayana bile dedirtmiştik. Ondan da Allah razı olsun. İnşallah doğru yolu bulur. Ee, bir Allah razı olsun esirgemeyin. Elimizden geldiğince size yardımcı olduk. Ve yardımcı olmaya da devam edeceğiz. Burada bitmeyecek bu işler. Sonraki videolarda sonraki kamplarda görüşmek dileğiyle kendine iyi bak. Hoşçakal.